Photoshop'ta kalın yazı yapmak arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu anlatacağım. Tabii ki öncelikle birden fazla animasyon yani anlatmıştım videosu. Evet, bunu da yine aynı şekilde bir yenilenme olsun diye bahsedeyim. 500'e 100'lük bir çalışma alanı açtım. 5000'i 1000 açtık. Evet. Evet, bakın bu şekilde bir açtım. Buradan da tabii ki animasyon kısmını açtım. Bakın arkadaşlar. Animation frame kısmı olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ben yazımı yazıyorum. Tabii ki araç izin verirse. Evet. Evet. Buradan hemen küçültüyorum. P büyük olmuş. P'yi seçmemişiz. Evet arkadaşlar. Şu şekilde seçiyorum arkadaşlar. Sonra burayı bunu da küçültelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi yazımın yukarıdan aşağı, sağdan yukarı ya da soldan sağa gitmesinde bir herhangi bir fark yok. Mantık aynı şimdi arkadaşlar. Ben size mantığını göstereceğim. Ondan sonra istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Önceki derslerde animasyon kısmını nasıl çalıştığını mantığını anlatmıştım. Bakın arkadaşlar, buradan bir katman oluşturuyorum. Bir pencere frame oluşturdum. Bakın bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Buradan iptal ediyorum. Bakın arkadaşlar, buraya kadar götürdüm. Fakat dikkat edin arkadaşlar, bakın. Böyle sürüklerken konumunu kaydırabilirsiniz. Onun için arkadaşlar Shift tuşuna basarak, bakın arkadaşlar, karakterimizi tıklıyoruz. Shift tuşuna basarak, bakın, oynamasını hallediyoruz. Shift tuşuna basarak bunu geriye çektim. Bakın. Bunu da bu sefer CTRL ile Shift tuşuna basarak sağ oka doğru basıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu da öbür tarafa aldım. Evet arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi oldu. Biri bu tarafta. Biri de bu tarafta. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Hızlı bir geçiş yaptığında belli olmaz tabii ki. Bunun arasında arkadaşlar TV'nin animation frame dediğimiz özellik var. Yani buradan buraya kadar kaç frame'de, kaç çerçevede geçsin. Örnek olarak ben 10 çerçevede geçsin diyorum. Next frame diyorum. Yani sonraki frame için. Okey diyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi geliyor. Evet, şimdi bir de oynatmasına bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi oldukça hızlı. Ne yapıyoruz? Arasındaki frame'i 30 yapalım. 50 yapalım. 50 yaptım. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi geçiş biraz yavaşladı ama hala hızlı. Onun için ne yapıyoruz? Ben bunu aynı şekilde, bakın arkadaşlar, bu ikisini seçip geçiş saniyesini 0.1 olarak yapayım. Şimdi 50 frame ekleyeyim. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bir kayan yazımız oluşturabilir. Oldukça kolay. Hemen geri alıyorum arkadaşlar. Peki bunu yukarıdan aşağı nasıl yapabiliriz? Aynı şekilde ne yapıyoruz? Bu şekildeyken bir tane frame oluşturuyoruz. Bunu üste atıyorum. Bunu da CTRL Shift tuşuyla alt tuşuna, aşağı ok tuşuna basarak aşağı sürükledim. Aynı şekilde bu sefer ikisini seçip 0.2 saniye yapalım. Evet. Şunu tıklayıp arasını çoğaltıyorum. 50 frame yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de olabiliyor. Kaynağız yapmak oldukça kolay. Geldik kaydetmesine arkadaşlar. Kaydetmesini zaten herkes biliyor. Buradan Save As diyerek kaydetmiyoruz. Buradan Save for Web and Device olarak kaydediyoruz. Evet, bakın burada hızlı bir şekilde, bakın gördüğünüz gibi bu şekilde buradan GIF olarak seçiyoruz. Çünkü hareketli olduğu için bunları pek fazla karıştırmıyoruz. 256 renk seçili zaten. Save diyoruz. Masa üstümüz. Kayan yazı arkadaşlar. Kaydediyoruz arkadaşlar. Bakın basit olarak kaydettik. Şimdi bakalım arkadaşlar.
Açıyoruz kendisini. Evet, açıldı. Bakın arkadaşlar, bu şekilde yapılabiliyor. Size ben şimdi burada mantığını gösterdim tabii ki arkadaşlar. Artık burada sizin yapmanız gereken bunlara stiller katarak farklı renkler katmak. Örnek olarak bir stil katabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde bir de arka planı değiştirdik mi arkadaşlar? Farklı bir şekilde. Evet. Amaç burada nasıl çalıştığını öğrenmekte arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de yapılabilir. Aynı şekilde hemen bir tane çoğaltıyorum arkadaşlar. Bunu yukarı çıkartıyorum arkadaşlar. Çıkarttım. Bunu da aşağı sürükledim arkadaşlar. Evet. 0,1 saniye yapıyorum. Buna tıklıyorum. Next frame seçili. 30 yapayım bu sefer. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Oldukça basit. Görselliğini değiştirmek size kalmış bir şey tabii ki. Bir sonraki anlatımda da arkadaşlar güzel bir kayınız efekti yapacağız arkadaşlar. Mantığını aldınız zaten. İşlem oldukça kolay arkadaşlar. Bundan sonra zaten kendinizi geliştirmek sizin elinizde.